Merhabalar, ben Möstün Al. Ee, Bursa Spor'a 1985 yılında yanlış hatırlamıyorsam o zaman altyapıda başladım. O da şöyle oldu. Biz aslen Eskişehirliyiz. Babam benim polistim. Bursa'ya tayini çıkmıştı burada görev yaparken. Biz de mahalledeki çocuklarla Bursa Spor'un seçmelerine gittik Vakuf köye. O zaman hocamız şeydi, Metin Hoca, Metin Begüm. İşte 2-3 tane maç yaptık. Ondan sonra maçtan sonra herkes oturdu. İşte seçilenlerin ismi okunuyor. Şeyde filan. Biz de tabi sabırsızlıkla bekliyoruz. Acaba bizim ismimiz de okunacak mı, seçildik mi diye. İşte 3 isim, 5 isim, 8 isim, 10 isim okundu. Hala bizim ismimiz okunmuyor. Ondan sonra bir ara Metin Hoca şey dedi. Mehmet Ünal diye bir isim söyledi. Şimdi ben de Mesut Ünal, Mehmet Ünal. Şimdi sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum. Ayağa kalkan da yok. Ondan sonra bir iki isim daha okudu ondan sonra. İşte o sırada ben hocam dedim. Temin dedim Mehmet Ünal diye okuduğunuz isim. Mestunal olmasın dedim. Baktı Mestun almış dedi. Benim hocam dedim. Tamam dedi sen de geç böyle dedi o zaman. İşte o gün bizim Bursa Spor maceramız o şekilde başlamış oldu. İlk Bursa Spor'a girdiğimde bu anıyla beraber 12 yaşındaydım ben. Ondan sonraki süreçte 20 yaşına kadar yani altyapıda mücadelemiz devam etti. Dönem dönem A takımla antrenmanlara çıktık. İşte Bursa Spor'a kaç yılıydı hatırlamıyorum. Nuveler gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. O beni çok beğeniyordu. O zaman 17 yaşındaydım. A takımı almıştı. Tabi oynamak da kolay değil. Yani hem okula gidiyoruz, liseye gidiyoruz, geliyoruz. Antrenmanları düzenli de gidemiyoruz. İşte öyle bir başlangıcımız olmuştu. Ama 20 yaşına kadar yani 8 senelik süreç altyapıda geçti. Ondan sonraki süreçte altyapıda yaşımız dolmaya başladı tabii. Piontek Türk Milli Takımı'nın teknik direktörüydü şeydi. O kaç senesi olduğunu hatırlamıyorum. İşte biz de artık A takıma çıkacağız mı, çıkmayacağız mı filan. Bir de o süreçte altyapıdan A takıma çıkmak da kolay değil. Yani yanlış hatırlamıyorsam 7-8 senelik süreçte altyapıdan A takıma çıkan oyuncu da olmamıştı. Ondan sonra biz altyapıda şeyi bitirdik, sezonu bitirdik. İşte bu yazın milli takımda Ümit milli takım seçmeleri oluyordu. Biz de Ankara'ya gittik işte Bursa Spor'dan 2-3 oyuncu böyle Bursa genelinden 5-6 oyuncu şeklinde. Ankara'da işte bölge karması maçları şeklinde Ümit milli takım seçmeleri maçlarına gittik. Ondan sonra orada 2-3 maç oynadık ettik. Sonra ben Bursa'ya döndüm. Tabii bize şey dediler yani A takıma çıkamayacağımızı çeşitli takımlara kiralık verecek, verileceğimizi söylediler. Ben de şeye Karacabey'e gidiyordum. Hatta gittim Karacabey'e görüştük şey yaptık falan. Karacabey Spor'a gidiyorum diye gittim gözüyle bakıyorum ben. O süreçte Piontek milli takımdan ayrıldı. Bursa Spor Piontek'le anlaştı. İşte toplantı yaparlarken kamp kadrosunu belirliyorlar. Bursa Spor'un kadrosunu belirliyorlar. İşte altyapıda kim var, hangi oyuncu var, kampa götürebilir miyiz diye. Benim ismim geçiyor. Piontek de o yazın daha Bursa Spor'la anlaşmadan önce milli takım antrenörü olduğu için, teknik direktörü olduğu için Ankara'da bizim maçları seyrediyor. Ümit milli takım seçmeleri maçlarını seyrediyor. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam benim bana söylenen şöyle bir şey söylüyor. Ya diyor Mesut diyor ben diyor Ankara'daki maçlarda gördüm diyor. Sarı şimdi bir çocuk defansta oynayan onun diyor kalmasını istiyorum diyor. Ve bu şekilde biz tekrar Bursa Spor'da benim için ikinci bir dönüm noktası oluyor. Bir, seçmelerdeki o isim hatasını düzeltmemiz. iki de böyle bir süreçte Piontek'in o şekilde Ankara'daki maçları seyretmesi, ondan sonra Bursa Spor Kulübü anlaşıyor olması ve biz de tekrar Bursa Spor'da A takım kadrosuna dahil olmuş oluruz. Ve işte Danimarka kampı falan öyle Bursa Spor A takım maceramız ya da serüvenimiz başlamış oluyor. Şimdi ilk ben 93 senesinde Piontek'le beraber şey A takım kadrosuna dahil oldum. O zaman amatör futbolcu şeyde oynayabiliyordu, Süper Lig'de oynayabiliyordu. Ve benim ilk mesela Bursa Spor formasıyla maçlarım amatör lisansla. İşte bizde hani profesyonel yapılmadık. Hani daha işte gider, şu olur, bu olur filan gibilerinden düşünceler hakimdi. Ama Piontek'te bir şekilde işte kamp dönemi olsun, ondan sonraki süreç olsun. Yani bize karşı artık bir sempatisi oluştu. Yani ya da beğeniyordu diyelim yani şeyde falan. Bizi kadroda tuttu. Ben ilk maçlarımı Bursa Spor'da 93 senesinde amatör lisansla oynadım. Sezonu bitirdik. Ondan sonra profesyonel olduk 94 senesinde. Ve Bursa Spor'da profesyonel hayatımız başlamış oldu yani. 93 senesinden 98 senesine kadar ben Bursa Spor'da yani A takımda profesyonel futbolcu olarak yer yer almış olduk. İşte bu süreçte neleri yaşadık? Bir intertoto dönemi yaşadık. Yani gayet güzel bir dö dönemdi. Ondan sonra 98 yılında Spor'a gittim. Sakarya Spor'daki futbolculuk hayatımız başladı. İşte 99 yılında işte Sakarya'da deprem oldu. Ben ağır bir sakatlık yaşadım. Ondan sonra iyileşme mücadelesi falan. Ondan sonra işte 2000 yılı derken yine Sakarya Spor'da bizim futbol hayatımız devam etti. İşte Sakarya Spor'da takım kaptanlığına yükseldik. İşte PTT liginden o zaman PTT Liginden Süper Lig'e çıktık. Hatta 2003 2004 sezonuydu. Biz Süper Lig'e çıktığımızda Bursaspor bir alt lige düştü sezonda. Hatta Bursaspor'un e, cumartesi günü yanlış hatırlamıyorsam Sakarya'daydı maçı. Spor'la oynuyordu galiba. Şeyde aklımda öyle kalmış. Biz de o zaman Enes'i de almıştım ben yanıma. Bursaspor'un maçını seyretmeye gitmiştik. Bursaspor yendiği halde küme düşmüştü. Biz de ertesi gün Sakaryaspor olarak Ankara Spor'la maçımız vardı. Zaten çıkmayı garantilemiştik. Yani Bursaspor çıktığı yerde biz şey düştüğü yerde biz Süper Lig'e çıkmış olduk. 2003-2004 Süper Lig'e çıktığımızda Bursaspor bir alt lige düştü. 2004-2005 sezonu ben yine Sakaryaspor dedim Süper Lig'de takım kaptanı. Bursaspor da bir alt ligde oynuyordu. O sezon sonunda biz küme düştük Süper Lig'den. Bursaspor da çıkamadı. İlk senesini çıkamadan geçirmiş oldu. Başkan da Levent Kızıldı. Levent Başkan da bizim o ben ilk Bursaspor'a çıktığım zamanlarda işte Inter Tuz zamanında zaten yöneticimizi sevdiğimiz sevdiğim de bir abimdi, büyüğümdü. O, 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 da beni seviyordu. Ondan sonra Levent Başkan aradı beni. Dedi ne yapıyorsun? Ne diyeyim başkanım dedim şey ligden düştük. Şöyle oldu, böyle oldu falan diye. Bak dedi biz dedi çıkamadık dedi. Yani önümüzdeki sene de çıkmamız lazım dedi. Seni de takımın içinde görmek istiyorum dedi. Gel dedi abilik yap dedi. Böyle abi profilinde hem Bursa'lı, Bursa Sporlu olacak. A profilinde oyuncuya ihtiyacımız var şeklinde. Ben de tabii başkanım dedi ne demek dedim yani gel geldik. Ondan sonra 2005 2006 sezonu yanlış hatırlamıyorsam Bursa Spor'a ben tekrar gelmiş oldum. İşte o zaman Serdar Topraktepe vardı, Egemen vardı, ben vardım. İşte üçümüz takım kaptanıydı. Güzel de bir ekibimiz oluş, oluşmuştu, takım oluşmuştu. Hocamız da Raşit Hoca'ydı, Raşit Çetiner. O sene Bursa Spor'la tekrar Süper Lig'e çıkma mutluluğunu yaşamış olduk. Ondan sonra futbolu bırakmam gerekti. Şöyle bırakmam gerekti. Bir askerlik kanunu vardı. Biz de 33-34 yaşına gelmiştik. O askerlik kanunundan dolayı yani ilk yani 73 doğumlular olarak vuran da biz olduk. Ondan sonra mecburen askere gideceğimizden dolayı futbolu bıraktık. Bırakmak zorunda kaldık. Şöyle bir şey vardı. Ben 73 doğumluyum. Yani benim o dönemde şimdi A takıma çıkan altyapıdan çok fazla oyuncu olmadığı için en küçük ben kalıyordum şeyde. Yani diğerleri yaşça benden büyük oluyorlardı şeyde falan. İşte biz Şaban Hoca ile Şaban Yıldırım'la o da arkadaşlık yapıyorduk. Kafamız uyuşuyordu. Bir de mesela ilk ben A takıma çıktığımda o zaman gencim takım tabii. Takımda da yani 5 6 tane defans oyuncusu var. İşte Kaptan Yalçın, Kaptan Adnan, Kaptan Turan. İşte ondan sonra Fethi, Ümit Mil takımın önemli oyuncusu o zaman. İşte bizim rahmetli Sedat Balkanlı. Sedat abiyle aram çok iyiydi. Sedat abi beni çok severdi. Hem aynı mevkinin oyuncularıydık yani şeyde filan. Sedat abi de bana çok yardımcı olurdu. Yani ondan dolayı yani Sedat abiye özel bir paragraf açmak istiyorum. Allah rahmet eylesin. Yani bana antrenmanlarda işte şöyle yapacaksın, rakibe böyle yaklaşacaksın. işte şöyle hamle yapacaksın, böyle yapacaksın. Yani bir hoca gibi yani bir <laughs> eğitiyordu beni. Şeyde. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Yani Sedat abi ondan dolayı çok severdim yani. piyontekli olan süreci gayet iyi hatırlıyorum yani. Zaten ilk benim Bursa Spor A takımıyla kampa gittiğim süreçti. işte Pingel geldi, böyle Gören Sherlock geldi. işte takımda mesela bireysel anlamda baktığın zaman hem yerli oyuncular zaten o dönem kaç tane yani? iki tane, üç tane yabancı mı oynuyor? Tam hatırlamıyorum yani. Şeyde Yani çok da kaliteli bir kadro vardı. Yani Piyontek de çok kaliteli bir hoca ama o dönem yani bir iletişimde bir sıkıntı oluştu. Yani tercümanla alakalı mı sıkıntılar oluştu? Yoksa Piyontek'in yaptırmak istediklerini ya da anlatmak istediklerini tam anlatamadı mı? Yani takımın yapısıyla alakalı bir sıkıntı oluştu. Yoksa ben mesela Piyontek'in kalmasını istiyordum. Çünkü Piyontek beni çok çok seviyordu yani. Hep bana şey diyor işte biraz rahatlasak seni oynatacağım edeceğim şeklinde diyalog sohbetimiz oluyordu tercüman vasıtasıyla. Ama o <laughs> o dönemde ben de Piyon'un başarılı olmasını isterdim. Yani ayrıldıktan sonra üzülenlerden biriyim açıkçası. Şeydem. Onu da net olarak söylemek istiyorum yani. Şimdi Nevzat Hoca babacan bir teknik adamdı. Şeyde zaten biraz da gö gö göbekliydi böyle. Elinde şey göbeğin üstüne koyardı. Hatta şey onunla da şöyle bir anımız var ne, şeyde Nevzat Hoca'da. Şimdi ben yani şut vurma özelliği miydi benim. Mesela antrenmanda şut çalışması yapıyorduk. Şeyde ben vuruyordum füze gibi gidiyordu. Bir gün yine evle şut çalışması yapıyoruz. Ben topa vurdum. Çok da güzel bir şut oldu böyle ama top üst direkten geriye döndü. Geriye ama çok hızlı bir şekilde döndü filan. Bütün herkes yani diğer işte benden o büyük olan oyuncular filan o süper müper filan dedi. Nevzat Hoca hiç istifini bozmuyor. Eli göbeğinin üstünde dönüyor diyor. Odun odunu bulur. O zaman anladım ki yani genç oyuncuları fazla havaya sokmak istemiyor. Şeyde falan. Böyle de bir babacan yapısı vardı yani Nevzat Hoca'nın. İyi gidiyorduk ondan sonra sıkıntılı bir süreç yaşadı. Tabi her sıkıntılı süreç yeni fırsatlar doğuruyor. O da Nevzat Hoca için yani teknik direktörlük anlamında önemli bir başlangıç oldu. O sıkıntılı süreçte onu doğurdu yani. Şimdi Bursa Spor'un o, o, güne kadar mesela futbol anlamındaki en, en büyük başarısı... bu hmm, Türkiye Kupası'nı al, almıştı yanlış hatırlamıyorsam. O zaman biz çocuktuk mesela türbünde se seyretmiştik o maçı. O beni çok duygulandırmıştı. Ondan sonraki süreçte bu Inter dönemi Bursa Spor için çok önemli bir dönemdi. Biz de o dönemde o kadrodaki oyunculardan biri, biriydik. Ve yani performans anlamında gen, genç oyuncu, dinamiklik anlamında da tam böyle kendimizi yani yeni yeni ispatlamaya başladığımız bir dönemde bizim için de büyük bir fırsat olmuştu. Hatta o işte İngiltere'deki Wimbledon maçında işte dördüncü golü de atmak bize nasip oldu. Yani Türkiye'de zaten şey yaz sezonu olduğu için diğer takımlar hazırlık kamplarına yeni başlamışlardı. Biz o zaman maç oynuyorduk. Yani Türkiye'de bütün günden birdenbire Bursa Spor olmuştu. Çok da güzel bir ambiyans olmuştu bizim eski st st stadımızda. Yani çok kaliteli maçlar. İşte yurt içinde olsun, yurt içi yurt dışında olsun. Çok da Kaliteli maçlar ve Türkiye'nin gündemine oturan bir Bursa Spor'du. Bizim için de çok değerli günlerdi yani. Şimdi Balis gerçekten yani benim şu ana kadar oynadığım ve Türkiye standartlarında gördüğüm en kaliteli ve yetenekli oyunculardan biriydi. Yani o işte Bosna'daki o süreçle beraber geldi Bursa Spor'un kadrosuna katıldı. 6 aylık bir bekleme süreci yaşadı. O zaman hep tesislerde kaldı. Zaten o zaman da kendisini belli ediyordu. Gerçekten çok kaliteli ve yetenekli hem karakter anlamında hem mesela yaptığı işi benimseme ve sahipleme anlamında anlamında çok özellikli ve kaliteli bir oyuncuydu. Yani ile futbol oynadığımız o, dönemde bizim için büyük bir mutluluktu. Hatta bazen ben ona takılıyordum. Şeyde işte deplasmanda maçımız oluyordu. Hatta bir Antep maçı iyi hatırlıyorum şeyde filan. O dönemde ben şöyle demiştim maça gidin önce Baliç demiştim. Benim bu hafta para, biraz paraya ihtiyacım var. Sen diyordum senden gol bekliyorum falan diye tamam mı. Baliç de bana şöyle demişti. Kardeş demişti. Savunmada oynuyor. Siz gol yemeyin ben diyordum demişti. Bir bir gol atacağım maçı kazanacağız. Gerçekten de o günkü maçı Baliç şeyde yani maçın ikinci yarısı mıydı neydi? Ceza sahası dışından güzel bir şut vurdu. Gol, gol oldu. Biz de maçı 1-0 kazandık yani şeyde. Ve böyle böyle de bir anımız var yani. Ya Musisi çok farklı bir oyuncuydu. Zaten ten rengi olarak çok çok farklıydı yani ama çok da takım içinde se sempatik, sevecen ama kendine göre de bir duruşu olan kırmızı çizgileri olan bir oyuncuydu. Mesela o çizgilerin dışına çıktığın zaman onu kesinlikle müsaade etmezdi. Yani ne teknik adam ne oyuncu grubu olsun. Yani bu yani esprili bir muhabbet ortamı birden ciddiye dönebilirdi yani. Böyle, böyle de duruşu bir duruşu olan oyuncuydu. Tabii biz o zaman diğer oyuncuların yanında genç oyuncuyduk. Musi ile benim aramda gerçekten iyi iyiydi yani iyi de bir diyalogumuz vardı. Hatta beni şeye benzetiyordu o zaman İtalyanların Costa Kurta'ya benzetiyordu. Bana Mesut demez diye hep Costa diye şey yapardı, seslenirdi yani. O şekilde çok değerli bir oyuncuydu. Zaten Bursa Spor tarihinde de timsah yürüyüşünün mucidi olarak şeyde ön, ön, ön plana çıktı. i̇smini altın harflerle ya, yazdırdı. Yani o timsah yürüyüşünün mucidi olarak ve attığı goller, duruşu, karakteri, ten, 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 rengi ve timsah yürüyüşü olarak biz bir Bursalı, Bursa sporlu olarak Musi hiçbir zaman un, unutmayacağız diyebilirim yani. Bursa'da bir Galatasaray maçı oynuyoruz. Yani maç şimdi bir bir olabilir. Tam şeyi hatırlamıyorum böyle. Skoru hatırlamıyorum. Şimdi maçı da hatırlamaya çalışıyorum yani. İşte o zaman Saffet'lerin, yani Galatasaray'ın da önemli bir kadrosu var zaten. Her, her sene önemli bir kadrosu oluyor. Değerli oyunculardan kadro oluşturuyor. Türkiye Liginin önemli takımlarından birisi. Maçın son dakikaları. Galatasaray bize gol attı. Onlar sevinmeye başladı ama yardımcı hakem offside bayrağını kaldırdı. Şeyde. Biz hemen çabuk bir şekilde başladık. Sol taraftan gittik. Onların golün üstüne biz go gol attık. Şeyde. Ve maç o şekilde biz biz kazandık yani. 3-2'lik maç. 3-2'lik maç evet. Hat hatırladığım kadarıyla maç 2-2 devam ediyordu. Onlar bize gol attı. Yardımcı hakem çok ince bir offside vardı. O zaman var var da yok tabi. Onu yakalamak da çok kolay değil. Yani yardımcı hakem bayrağı kaldırdı. Onlar sevinirken birbirlerine bakarlarken biz orada oyuna başladık. Yaptığımız atan sonucunda da golü bulduk. Zaten onun üzerinde maç bitti. Biz o şekilde maçı 3-2 kazanmış olduk. O çok gü güzel bir maçtı. Bir de şeyi unutmuyorum. O zaman tabi ço çocuğum yani. Bu Bursa Spor Fenerbahçe maçı. Tü, türbündeyim o zaman şeyde. Eski stadyumda. Tabi o zaman koltuklar falan yok. Taşların üzerinde oturmuşuz. Şeyde tek Texas tarafındayım. Bursa Spor ilk yarı 2-0 mağlup. Şeyde işte şeyde bu er, Eran Santrafor Küç, küçük küçük 3 gol 3 gol attığı maç. Ondan sonra Bursa Spor sahaya çıktı. Fenerbahçe'nin karşısında Şumayer vardı. Doğru hatırlıyorum değil mi? Şeyde o, o maç benim için çok anlamlı bir maçtı. Yani o zaman çocuğum yani 14-15 yaşlarında olabilirim. Tam şeyde bilmiyorum yaşımda bilmiyorum ama ben de hatırası hala unutamadığım maçlardan biriydi yani. Bu işte Bursaspor Küçük Eren 3 tane gol attı 2-0'lık maç döndü ve Bursaspor maçı 3-2 kazandı yani. Bu futbolculuk döneminde değil çocuk taraftarlık döneminde kalan bir hatıra. 98 sezonunda yani 97-98 sezonunda ben işte Bursa Spor'da o zaman o sezon yani takımın en fazla maç oynayan oyuncularından biriydim. Yani o 30 civarı ya da 30 küsür yani kupa maçlarıyla 30'u geçmiş de olabilir. Yani o sezon sonunda Bursa Spor'dan ayrılmak beni çok üzdü gerçi. Beklemediğim bir şeydi yani. Ama Bursa'da da şöyle bir şey var maalesef yani. o, o dönemlerde daha çoktu özellikle. Şimdi altyapıdan yetişen oyunculara karşı belli bir süreç geçtikten sonra o yüz alışkanlığı eskimesi olduktan sonra da yani Bursa Spor'dan altyapıdan yetişen futbolculara karşı yani olumsuz tezahüratların ya da sıkıntılı dönemlerde yani olumsuz tezahüratlardan nasibini almayan yerli bir oyuncu yok yoktu yani. İşte biz de o dönem bunlardan nasibimizi almaya başladık ama beklediğim bir süreç değildi. Bursa Spor'dan işte 98 sezonunda 98 yılında ayrıldım Sakarya Spor'a gittim. Ve o dönem baktığım zaman mesela ben defans oynuyorum, stoper oynuyorum. İşte 2-3 tane stoper alındı tamam mı? Yani şimdi kendimi ön plana çıkarmak adına söylemiyorum. Belli bir kalitemiz, standartımız var. Çok yetenekli olmayabiliriz. Ama yüreğimizle oynayan oyunculardık. Şimdi o dönem ben baktığımda şimdi isim de söylemeyeceğim. 3 tane stoper alınmıştı yani. 3'ünü toplasam bir tane mesut etmiyordu yani. Şimdi genel anlamda... Türk futbolunun yapısını beğenmiyorum. Bunu net olarak söyleyebilirim. Yani hatta şimdi mesela gereksiz olarak işte bu yabancı kısıtlaması şu filan bilmem ne gündeme getiriliyor ya. Ben yabancı sınırlamasına karşı olan bir insan değilim. Sonuna kadar mesela Türkiye'nin şartları olarak bakıldığı zaman benim görüşüm Türkiye'de yabancı sınırlaması olması lazım. Şimdi bu işin bir ekonomik boyutu var. Kulüplerin mesela şu anki batma noktasına bakarsak, mesela çoğu kulübün borçlarına falan bakarsak ve Türkiye'de futbolda dönem parayla alakalı ve Süper Lig'deki yabancı oyuncular, PTT Ligi'ndeki yabancı oyuncular ve bunların bir yıl süresi içinde Türkiye'den kazandıkları paraya bakarsak yani çok büyük paralara tekabül ettiği kanısındayım. Yani şimdi rakam olarak bir şey söyleyemeyeceğim ama Şimdi mesela bir takımda 14 tane yabancı oyuncu var. İşte 20 tane takım olsa 140-280 tane yabancı oyuncu yapıyor. Yani yıllık bunun ortalama bir tane oyuncunun maliyeti 2 milyon euro olsa 500 milyon euronun üzerinde para yapıyor. PTT ligini de eklersek bu belki 600-700 milyon eurolara çıkıyor. Peki elde ne var? Şimdi ben soruyorum. Yani bu futbolun içinde olan bu kadar insana, yabancı sınırlamasına karşı çıkanlara. Almanya'da sınırlama yok. Niye yok? Altyapıda kaliteli bir sirkülasyon var. Adamlar o sirkülasyonu yakalamışlar. İhtiyacı olan kaliteyi dışarıdan alıyorlar. E sen öyle değilsin ki. Şeyde. Şimdi Süper Lig'de bir sürü yabancı oyuncu var. Çoğun ismini bilmiyorsun. Cismini bilmiyorsun. Sözleşme imzalayıp bir dünya para alıp ülkesine dönen oyuncular var. E yazık değil mi bu, bu Türk futboluna ve Türkiye'deki gen genç futbolculara ve dışarıya çıkan paraya. Dolayısıyla Türk futbolunun yapısını yani beğenen ve onaylanan bir <laughs> sporun içinde artık siz teknik adam mı dersiniz ne ne derseniz deyin. Yani onaylayan birisi değilim yani. Şeyde herkes yani altyapı altyapı diyor. Konuşmaya geldiği zaman herkes konuşuyor ama icrata geldiği zaman bir icraat var mı? Yok. Yani hazır olsun parayı verelim, alalım. E al kardeşim. 2 milyar borç, 3 milyar borç. Yani biz Türk futbolunun yapısı olarak neyi konuşacağız yani? Çok konuşacak bir şey de bulamıyorum yani. Bir kere insanların samimi olması lazım. Yani ben bu samimiyeti göremiyorum. Yani kulüp başkanları ona göre olacak, işte yöneticiler ona göre olacak, antrenörler ona 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 göre olacak, teknik adamlar ona ona göre olacak. Yani herkes el, şey taşın altına elini sokacak. Ama ben bu şeyi göremiyorum. Samimiyeti göremiyorum. Yani şöyle bir derde düşmüş insanlar. Bir pasta var. İşte bu pastadan ben ne Pay alabilirsem, ne, ne kopartabilirsem. Yani kalıcı olarak işte bir şey yapalım, edelim. Yani bir sistem koyalım, şudur budur falan. Öyle bir düşünce yok. Öyle bir düşünce olmadığı sürece de yani Türk futbolunu ben bundan sonra yani böyle yüzeysel başarılar haricinde çok fazla da bir yerlere geleceğine inanan bir insan değilim. Yoksa yetenek anlamında mesela gen anlamında baktığı zaman yanlış hatırlamıyorsam bir yerde okumuştum. Brezilyalı o Latin insanından sonra, Brezilyalılardan sonra yani yetenek anlamında en potansiyelli gençler bizim ülkemizde var. Ama eğitim olmazsa, kalite olmazsa, samimiyet olmazsa, imkanlar sunulmazsa, yani doğaçlama olarak yani işte oyuncular kendi öz yetenekleriyle ya da kendi koordinasyonlarıyla bir yere kadar gelebiliyorlar. O da ön planda üst düzeyde olanları ön plana çıkartıyor. Diğer oyuncuların %80'i, %90'ı kayboluyor. Maalesef böyle bir Kaosun içindeyiz Türk futbolu olarak. Yani çok fazla gelişeceğini de düzeleceğine inanan birisi değilim yani açıkçası. Yani Bursa sporlu futbolculara, sadece Bursa sporlu futbolculara değil. Yani futbolcu olmak isteyenlere, yani bu iş için mücadele edenlere, işte benim kendi çocuklarım da oynuyor şeyde. Bir kere şunu yapacaklar. Arkadaşım çalışacaksınız. Bakın ben Bursalı değilim. Bunu tekrar söyleyeyim. Ben polis çocuğuyum. Aslen Eskişehirliyiz. Benim babamın tayini Bursa'ya çıkıyor. Ben Bursa Spor altyapısında 12 yaşında seçmelere giriyorum. O günden bugüne kadar benim hayatım bir mücadeleyle geçmiş. Yönetici bilmem, başkan bilmem, siyaset bilmem. Hep çalışmışım, hep çalışmışım, hep çalışmışım. Eğer samimi olarak çalışırlarsa ve İşin hakkını verirlerse muhakkak bir yerlere geleceklerdir yani. Ben ben bunu bilirim. Allah'a şükür ne futbolculuk döneminde ne futbolculuktan sonraki işte antrenörlük döneminde antrenörlük yapmaya da me mecbur değilim. <laughs> Öyle bir bakış açım da yok. Yönetici kapısında yatmamışım. Siyasetçi peşinde koşmamışım. Telefon trafiğiyle kimselere ulaşma mücadelesi vermemişim. Çalışacaksınız arkadaşım çalışacaksınız. Özellikle futbolcu olmak isteyen gençler. Şimdi futbola odan, odaklanmak gençler adına çok kolay değil. İşte gece hayatı var, şu var, bu var, sosyal medyası var, bilmem nesi var. Yani genç oyuncuları futboldan uzaklaştıracak teknolojik ya da başka anlamda sosyal yapıda çok fazla etken var. Bunlara kapılmayın. Çalışın. Çalışmak ama nasıl çalışmak? Sadece antrenmanda değil takım antrenmanı haricinde beslenmede çalışmadır. Dinlenme de çalışmadır. Bunlar hep çalışmanın bir parçasıdır. Men mentaliteyi, beybeğini çalıştırmak da çalışma. Eğer futbolcu olmak istiyorsanız çalışın. Yetenekli oyuncuysanız, yetenekleriniz varsa daha çok çalışın. Çünkü yetenekli oyuncunun sahada olması lazım. Sahada olmak için daha çok çalışman lazım. Ben çok yetenekli bir oyuncu değildim. Biliyordum kendimi. Oynamak için çok çalışmam gerekiyordu. Çalışıyordum. E sen yetenekli oyuncusun benim kadar çalışmıyorsun. Sağda değilsin. Dolayısıyla kendi çocuklarıma da her zaman onu derim. Çalıştığım takımlardaki gençlere de onu derim. Özellikle yetenekli mesela ön plana çıkan oyuncular oluyor. Çok abartıyorlar işte diğer işte velileri olsun, seyredenler olsun, taraftarlar olsun, yöneticiler, başkanlar. Onlara daha çok derdim. Siz daha çok çalışmak zorundasınız. Yetenek yetmiyor. Yeteneğini göstermek için sahada olman lazım. Sahada olmak için çok çalışman lazım. Sahada olduğun zaman yeteneğini gösterirsin. Dolayısıyla çok çalışsınlar. Bursa Spor altyapısı her ne kadar Türkiye'nin en önemli altyapılarından biri olsa dahi Türkiye'deki genel şartlar gereği oyuncular yukarıya eksik geliyor. Ve bunlar 1-2 sene daha önceden A takım kadrosuna dahil oldukları için sabırlı olmamız gerekiyor. Her oyuncu değerli. Dolayısıyla bu oyunculara sahip çıkmak lazım. <laughs> Hata yapacaklardır. Eksikleri olacaktır. Bazen güçleri yetmeyecektir mücadeleye. Yorulacaklardır. Ama bu çocuklara sahip çıkıp desteklemek gerekir diye düşünüyorum yani. Enes'le gurur duyuyorum. Bunu açık ve net olarak söyleyeyim. Yani sade babası olduğum için değil, ailesi olduğumuz için değil. Yani bir Türk futbolcusu olduğu için ve o seviyelerde olduğu için Enes'le gurur duyuyorum. Dolayısıyla ben bir Türk olarak sadece babası değil, babası olarak değil. <laughs> bir Türk futbolcunun o seviyede yıllardan beri istikrarlı bir şekilde çizgisini bozmadan Türkiye'yi temsil ettiğinden dolayı çok gurur duyuyorum. Kendi oğlum olduğu için de çok mutluyum. Bursa Spor'dan da çıkması İstanbul'a uğramadan diye Bursa'dan yurt dışına da gitmesi bizi çok mutlu etti. Çok gururlandırmaya da de devam ediyor yani. Bir de en Enes'in kardeşi var. Hasan Basri Ünal. Şimdi ona da değinmek istiyorum ve özellikle değinmek istiyorum. Şeyde. Şimdi bu çocuk da Bursa Spor, yani yetenekli özellikle ama kendi hataları da oldu. İşte başka sıkıntılar da oldu. Onların sonucunda işte süreçte yani bir sakatlık süreci de yaşadı. Yani işleri bir istediği gibi gitmedi. Ama bizi üzen bir süreç olmuştur. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bursa Spor tarihine bakın. Baba ve iki oğlu altyapıdan yetişip Bursa Spor formasını giyen var mı? Bir tek Ünal ailesi var. Baba giymiştir, bir oğlu giymiştir Bursa Spor formasını. İşte Haluk Erdem, Tayyip Erdem. İşte başka belki bir iki tane daha vardır. Mesut'un al. Enes Ünal az da olsa Hasan Basri Ünal. Ama o dönemin teknik direktörünün şöyle bir açıklaması var. Bazı oyuncular isimlerinden dolayı medyatik olabiliyor. Kardeşim biz medyatik bir aile değiliz. Biz Ünal ailesi olarak bugüne kadar Bursa Spor'a hizmet ettik. Biz Bursaspor'a hizmet eden bir aileyiz. Eğer bunu bilmiyorsa öğrensin, bilmeyenler de öğrensin. Biz Bursaspor'a hizmet eden bir aileyiz ve ihtiyaç olduğunda çağrıldığımızda da hizmet etmeye devam edecek olan bir aileyiz. Bunu da herkesin böyle bilmesini isterim. Ben Mesutal hatıralarımla Bursaspor'da yaşadıklarımla sizi geçmişe götürmeye çalıştım. Bunda da başarılı olduysam ne mutlu bana. Ben de hatıralarımı tekrar canlandırdım. Çok değerli bir program oldu. Yani Bursa Spor tarihinde ufak da olsa yerimizi aldıysak bize de ne, ne mutlu tekrar. Sizleri geçmişe götürdüysem Bursa Spor tarihinde bir nebze seyahat etmişsek çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.